Evet, herkese iyi akşamlar. Bu akşam Dünya'da Türkçe öğretimi panelini çok sevgili doktor arkadaşlarım, dostlarım. Nasıl tanıtacağımı şu an gerçekten bilemiyorum. Benim için tarihi bir an. Burada hep birlikte kendi uzmanlık alanlarında, Bosna'da, Hırvatistan'da ve Danimarka'da Türkçe öğretimini hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ilk sırayı ben doçent doktor Demet Kardaş hocamıza vermek istiyorum. Hırvatistan'da Türkçe öğretimi konusunda bizleri bilgilendirecek. Buyurun Sayın Demet Hocam, söz sizde. Merhabalar, herkese merhaba. Esra hocama bize bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ederim. Demet kardeş, biraz kendimden bahsedeyim. Kars doğumluyum, 1981, evet yaşım da ortaya çıktı. Gazi Türkçe öğretimi lisans yüksek lisans doktora programından mezunum. 2021 yılında da bu alanda doçentliğimi aldım. 5 yıl Hırvatistan Zagreb Üniversitesi Türkoloji bölümünde, felsefe fakültesine bağlı Türkoloji bölümünde Türkçe okutmanı olarak, native speaker diyorlar. Yani yerel okutman olarak, ana dili bilen okutman olarak görev yaptım. 30 Eylül itibariyle görevim sona erdi ve 1 Ekim itibariyle Türkiye'deki görevime geri döndüm. Şu anda Gazi Üniversitesi Tömer'de görev yapmaktayım. Sevgili arkadaşlar, size önce Hırvatistan küçük bir Balkan ülkesi, Avrupa Birliği üyesi bir ülke. İnsanlar hep şununla yani bu alanla ilgili olsun olmasın. Ben işte Hırvatistan'da Türkçe öğrettim dediğimde insanlar ya işte niye Hırvatlar Türkçe öğrenmek istiyor? Çünkü Türk nüfusu yok orada. Şöyle sadece çalışmaya gidenler ve birkaç belli başlı firmaların orada müteşebbisleri var, yani iş yerleri var. Onun dışında arkadaşlar işte evlilik yoluyla gitmiş Türk nüfusu var. Ama totalde 500 kişi değildik. Ben gelmeden önce 260 nüfusa kayıttı, 260 kişi o ülkede. Yani 4,5 milyon nüfusun içerisinde 260, işte belki kayıtsızla birlikte 500'e yakın bir Türk nüfusu var. Hırvatistan'da Türkçe öğretiminin başlangıcı Türkoloji bölümüyle başlıyor. Ekrem Hoca'nın, Ekrem Çavuşeviç, Balkanların en önemli Türkologlarından, Alman ekolünden gelir kendisi. 1996 yılında Felsefe Fakültesinde Türkoloji bölümünü kurması için Nenat Hoca var, tarihçi, o da Osmanlı tarihi çalışıyor. Onun davetiyle bölümü kuruyor. Ve bölüm arkadaşlar 2003 yılına kadar işte 3 öğrenci, 4 öğrenci, ki onların her biri şöyle her biri iş bulmuş. Elçilikte bulmuşlar. Yeminli tercüman olarak çalışanlar var. Ve 2003 yılında Bin Bir Gece dizisi yayınlanıyor Hırvatistan'da. Ve o diziden itibaren Türkçe'ye karşı inanılmaz bir ilgi başlıyor. Ve öğrenci sayısı giderek artıyor. Ve daha sonra bizim Türk firmaları gitmeye başlayınca da, ki Hırvatistan Avrupa Birliği'ne girmeden önce gitmek daha kolay, iş yeri kurmak daha kolay. Ve yavaş yavaş Türkçe'ye ilgi artmaya başlıyor. Öğrenci sayısı da buna paralel zaten. 2016 yılında ben göreve başladım. Biz her yıl 30 öğrenci alıyoruz ve yaklaşık çok enteresan bir şekilde mesela İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca bölümlerine öğrenci talebi çok fazla, gibi öğrenciler zaten liselerde İngilizcenin yanında ya İtalyanca ya Almanca ya Fransızca ya da İngilizce seçmeli ders, yani ikinci dil olarak öğreniyorlar. Fakat Türkçe böyle bir altyapı olmadığı halde arkadaşlar, az önce saydığım bölümlere inanılmaz bir talep var. Aynı talep Türkolojiye de var. Mesela 120 öğrenci başvuruyor. 120, 130, 150 bazen. Ve biz 30 öğrenci alıyoruz. Bu 30 öğrencinin seçiminde lise, onların matura diye bir sınav sistemleri var. Yani yüksek puan alan öğrencilerden Türkoloji öğrenci seçiyorduk. Ve böyle bir öğrenci profilimiz var. Her yıl 30 öğrenci alıyoruz. Ve bu 30 öğrenci işte lisansı bitirene kadar bazıları vazgeçiyorlar. Sağlık sebepleri oluyor, ki 3 artı 2 eğitim öğretim sistemi var orada. Yani 3 lisans, 2 yüksek lisans. Öğrenciler isterlerse yüksek lisans yapıyorlar. 3 artı 2'de de yine arkadaşlar her yıl öğrenci sayısı artarak yüksek lisansa devam eden öğrenci sayımız da arttı geçen yıllar içerisinde. Ben gittiğimde, başladığımda öğrencilerimizde şöyle bir şey vardı. Ders profili şöyle.
Türkçeyi nasıl öğreniyorlar? Temelde bunu anlatmak lazım. Aslında bizim işimiz şöyle kolaydı. Kendi hocalarından Türkçeyi Hırvatça çeviriyle öğreniyorlardı. Yani grameri kendi hocaları Türkçeyi Hırvatça anlatıyorlar ve öğrenciler gramer öğrenmekte zorlanmıyorlar. Fakat öğrendikleri grameri uygulama alanı çok az. İşte bu noktada biz görev yapıyoruz. Yani grameri biliyor öğrenci, fakat işte biz cümle kurduruyorduk, yazdırıyoruz, dinleme dersleri, konuşma dersleri yapıyoruz. İki okutman, ben bir yıl tek çalıştım, sonra başka bir okutman arkadaş vardı, o 2 yıl görev yaptı. Yine başka bir okutman arkadaşımız geldi, onunla da 2 yıl çalıştık. Ve derslerimiz genelde arkadaşlar konuşma, yazma, okuma, dinleme, anlama dersleri. Öğrencilerin sizden başka tanıdığı bir Türk yok. Yani Erasmus'ta gelen öğrenciler body sistemiyle arkadaş oluyorlar. Fakat bizim gelen Erasmus'ta gelen öğrencilerde de şöyle bir şey oluşuyordu. Ne yazık ki işte bizim kız öğrenci potansiyelimiz yüksek. Yani her sınıfta bir ya da iki erkek öğrenci, genelde kız öğrenci. Erasmus'tan gelen öğrenciler de bu sefer öğrenciye Türkçe öğretmek yerine kızlarla İngilizce konuşmak istiyor. Yani bazı öğrencilerimiz işte lütfen ben Türkçe öğrenmek için seninle buddy oldum, Türkçe öğrenelim, işte Türkçe konuşalım gibi bu tarz şeylerle de karşılaştık. Erasmus öğrencileriyle zaman geçiren öğrencilerimiz, onlara mesela karakol, ev bulma gibi ihtiyaçlarında çok destek oluyorlar. İşte destek olan öğrencilerin Türkçesi ilerliyor. Şimdi bu da gönüllülük esas. Yani temelde şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yurt dışında Türkçe öğrenmek meselesi tamamen demeyeyim de yani %70 öğrenciyle ilgili. Öğrenci öğrenmek istiyorsa öğreniyor. Çünkü etrafında Türkçe hiçbir şey yok. Diziler hariç. Ki o da dizi izliyorsa. Mesela her öğrenci dizi izlediği için mi Türkolojiyi tercih ediyor? Hayır. Bir iş bulmak, erkek öğrenci arıyor. Sahada çeviri yapacak. Yani işçilerin ihtiyaçlarını, onları doktora götürecek, karakol ihtiyaçlarını karşılayacak. Mesela ailesiyle gelenler var, o çocukların eğitimle ilgili yardımcı olacak. Fakat erkek öğrenci bulamıyoruz. Gibi. Veya bunun yanı sıra işte Slavonya diye bir Hırvatistan şeyde sınırda bir Avrupa'ya geçişte, yani Zagreb yakınından geçmek zorundasınız karayoluyla gidiyorsanız eğer. İşte bütün tırcılar mesela sorunlarla karşılaşıyorlar. Polisle sorun yaşıyorlar, fakat polis Türkçe bilmediği için, bizim tırcılar da İngilizce bilmediği için çok sorun yaşıyorlar. Hatta ben öğrencileri İstanbul gezisine götürmüştüm TİKA'nın desteğiyle. Orada polis memuru işte bize sınırda gümrükte şey sordu. Siz nereden geliyorsunuz? Türkiye'de. Aa lütfen gelin. Polis bizim öğrencileri yalvarıyor. Ne olur biriniz gelin burada çalışın. İş potansiyeli var. Bunun yanı sıra mesela şunu söyleyen öğrencilerimiz de var. Ya ben işte Türk dizilerini izledim. Türkçe'ye aşık oldum. Tamamen Türkçe dizi izleyerek Türkçe öğrenmek isteyen. Hatta Türkçe öğrenen ona yakın öğrencimiz var. Mesela birkaç öğrencimiz tamamen dizi izleyerek B1 seviyesinde Türkçe öğrenmiş. B1, B2 seviyesinde. Yani geldiğinde sınıfta işte ilk soruyorsunuz zaten biraz Türkçe bilen var mı? İşte bazıları evet hocam biliyorum. En azından sorduğunuz soruyu anlıyor. Evet diyorsunuz ki A1 düzeyinden biraz daha iyi. Hiç bilmeyen var. Zaten alfabeyle başlıyoruz. Grameri kendi hocalarından aldığı için mesela hoca grameri işte ben öğrenciyimi anlatıyor. Biz de sınıf içerisindeki işte sınıftaki kelimeleri veriyoruz. Masa, sıra, sandalye, öğrenci işte biz meslek kelimelerini veriyoruz. Hoca da gramerde işte ben öğretmenim, annem öğretmen, babam doktor gibi. Bu şekilde ilerliyor temel seviyede. Sayıları öğretiyoruz. Onun dışında dediğim gibi yakından uzağa, yani biz Yunus Emre'nin kitabıyla gidiyoruz. Çünkü şöyle, öğrenciler elinde bir kaynak olsun. Çünkü benim gittiğimde fotokopiyle idare ediyorlardı. Mesela renkleri öğreteceksiniz, fotokopi işe yarayan bir şey değil. Yani ellerinde temel bir kitap olsun diye Yunus Emre'den biz kitap istedik. Onlar da bize gönderdiler ve bu bir rutine dönüştü. Her yıl ihtiyacımız kadar Yunus Emre bize, yani Zagreb Türkolojiye kitap bağışında bulunuyor.
Bunun dışında Zagreb, yani Hırvatistan'dan ülke olarak biraz bahsedecek olursam, 4,5 milyona yakın nüfusu olan, genç işsizliğin yüksek olduğu, öğrencilerin, yani gençlerin tarımla veya hizmet sektöründe değil de üniversitelere gittiği, üniversitelerden sonra iş bulamadığı, İrlanda, özellikle İrlanda, Almanya gibi ülkelere iş bulmak için giden bir genç nüfus var. Ekonomik anlamda çok pahalı bir ülke. Diğer Avrupa, Zagreb mesela veya kıyılar, özellikle Split, Dubrovnik, Zadar. Bunlar turizm şehirleri. Zaten ülkenin ekonomisi turizmle dönüyor ve Avrupa Birliği yardımlarıyla dönüyor. Evet, çok sistemli, düzenli ve Avrupa Birliği'nin kuralları yavaş yavaş oturmuş bir ülke. Trafikte gürültü yok, şehirde gürültü yok gibi, insanlar kurallara uyuyorlar ki cezalar çok ağır. O nedenle uyuyorlar biraz. Ama şöyle söyleyeyim, yabancı olmak çok zor. Yabancı psikolojisi çok zor. Bilmiyorum Gülşat Hocam, Emre Hocam aynı şeyleri yaşıyorlar mı? Veya yurt dışı deneyimi olanlar. Mesela birisi çok rahat kural ihlali yaparken o ülkenin vatandaşı, siz yapamıyorsunuz. Ya başıma bir şey gelirse. Ya Kesinlikle. polis yeterince İngilizce bilmiyorsa gibi. Ne yapacağım? Korkuyorsunuz yani. İşte mesela komşunuz son ses müzik dinlerken siz açamıyorsunuz sonuna kadar. İşte polis çağırıyorlar. Ne diyeceğim polise? Korkuyorsunuz. Ki bunun çok normal bir psikoloji. Yani 5 yıl kaldım ben. Çok iyi bir, çok güzel bir deneyim. Gitmek isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Ama lütfen gittiğinizde bunu lütfen şey olarak kötü değerlendirmeyin. Ama amacınız sadece para biriktirmek olmasın sevgili arkadaşlar. Bakın ben öğrencilerle başka şansı yok. Tanıyıp tanıyabileceği 3-5 Türk'ten biri sizsiniz. Lütfen bir kahve ısmarlayın öğrencilerinizi. Bu kadar, yani Türkiye'yi temsil ediyorsunuz nihayetinde. Öğrencilerimi yemeğe de götürdüm. Çünkü başka şansları yok. İşte onları kafeye de götürdüm. Sohbet edecek alan açtım. Ki diziler çok etkili bu sohbet konusunda. Ben özellikle dizi seyrediyorum zaten. Çünkü öğrenciyle başka diyalog kuracağınız bir şey yok. İşte ne yaptın? Bu dizi... Karakterler üzerinden mi peki, Tabii. olaylar üzerinden mi konuşturuyordun Demet Hocam? Yani şöyle soruyorsunuz. Ay, izledim mi? Ne oldu işte geçen hafta? Ya işte mesela bir öğrenci Masumlar Apartmanı'nı izliyor. Hocam Safiye'yi gördünüz mü? Nasıl oldu falan. O sahneyi konuşurken siz zaten öğrenci farkında olmadan bütün duygularını, düşüncelerini Türkçe ifade ediyor. Veya ben mesela Pratik yaptırıyorsun pratik aslında sen onu. yaptırıyorum. Tabii ki, tabii ki pratik yaptırıyorum ama bazen mesela gençlik dizisi falan seyrediyorlar. Onları ben izleyemiyordum. O yüzden de çok ya mesela ben Netflix'i çok güzel kullandım. Netflix çok güzel bir şey. Yani Türkçe altyazılı, Türkçe derste İşte 80 dakikalık, 90 dakikalık dersin yarısını 40 dakikalık bir dizi. Ardından o dizide geçen kelimeler, kavramlar, işte kültürel değerler, anlayamıyor öğrenci mesela bazı şeyler. İşte cenazede helva dağıtıyor. Hocam onlar niye helva dağıttılar ki diyor mesela. Bu sefer açıklıyorsunuz. İşte hani herkes diyor ya kültür, kültür, kültür. İşte kültür bu. Ama bunu normal akademik kitaplardan vermek çok zor. Evet, Yani yaşayarak bizim vermek lazım. yaşayarak öğrenmesi gerekiyor. İşte tabii yaşamasını biz bunu dizilerle yaşatıyoruz. Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye'ye turizm için gelmek istiyorlar bizim öğrencilerimiz. Gerçekten İstanbul'u çok merak ediyorlar. Mesela ben öğrencileri TİKA desteğiyle götürdüm 10 günlük bir geziye. Veya işte yine TİKA desteğiyle Bosna'ya bir gezimiz olmuştu. Yani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Veya işte kişisel olarak mesela ben Hırvatça, Türkçe gramer kitabı A1 ve A1 A2 B1 B2 düzeyinde işte Ali hocamla birlikte ve kardeşimle birlikte bir kitap yazdık. Orada da yayınladık. Hırvatistan'da, hatta Balkanlar'da tek örneği yok. Ama ki işte kişisel şeyimiz de oldu. Türkolojilerdeki şey, siz derste isterseniz açıp 40 dakika öğrenciye video seyrettirebilirsiniz. Ama vicdanen kendinize yakıştırabiliyorsanız 40 dakika sadece zaman doldurmayın. Ki öğrencinin başka Türkçe öğrenme şansı yok sizden başka. Bunu kendinize yakıştırabiliyorsanız yaparsınız. Dediğim gibi bu mesleğiniz olan saygınızla alakalı, sevmenizle alakalı diye değerlendiriyorum. Bu kadar Esra Hocam, bilmiyorum Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. yok rica ederim. Canlı canlı bize deneyimlerini paylaştın. Çok teşekkür ediyoruz.
Sorular var mı Demet Hocama, yoksa... Evet, Hırvatistan'la ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa alalım. En son mu alalım? Öyle yapalım bence, istersen. Bence şimdi alalım Esra Hocam. Tamam, yani peki. Daha evet, şey Demet Hocama, Hırvatistan'la ilgili sorularınız var. Mikrofonu açabilirsiniz veya sohbet kısmına yazabilirsiniz. Esra Hocam, bir soru demeyelim de Demet Hocam dediklerini belli hususlar ön plana çıkarmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle o entelektüel birikim dediği bir ifade vardı ki bence çok mühim. Yani eğer diyor yurt dışında diyor çalışıyorsanız şöyle bir misyonunuz da var. Ülkenizi temsil etmek gibi. Evet, bu evet. bence çok önemli. Maalesef yurt dışında Türk kimliğiyle çalışanların yeteri kadar örnek şahsiyetler olamamalarının da biz bazen sıkıntılarını yaşıyoruz. O entelektüel birikimi de doldurmak gerekiyor. Hocam çok güzel vurguladı belli noktalar. Genelde bizde hep şöyle bir algı anlayış vardır. Yurt dışına gidersiniz, işte orada Türkçe öğretirsiniz heveslilerine yahut bir şekilde bir üniversitenin bünyesinde Türkoloji hizmeti verirsiniz. Ama demek ki bazen insanlar böyle şeylerle de karşılaşabiliyorlar ki burada genç arkadaşlarımız çoğunlukta muhtemelen Türkçe öğretimi üzerine çalışıp ileride akademik kariyer yapanlar veya yapmayı düşünenler vesaire falan. Onların bu hususları bence dikkate almaları gerekiyor. Bir de gittiğiniz ülkeyi tanımanız, onlarla bütünleşmeniz, onlara dair yaptığınız gözlemler de ne kadar mühim olduğunu Demet Hocam'ın dilinden gördük. Ben bir soru mahiyetinde de teşekkür mahiyetinde konuşayım istedim. Diline sağlık Demet Hocam'ın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ve sadece dil kurallarını veya dil becerilerini bilmek yetmiyor. Onun haricinde sen orada bir dili temsil ederken bir kimliği ve kişiliği de aslında kazandırıyorsun öğrenciye. Evet. Sadece kurallarıyla anlatılan becerileri iyi kazandırdık olduk bitti kadar basit bir şey değil. Dilin hem estetik boyutunu bilmek gerekiyor, hem kendine yeni bir gördüğün zaman kişilik kimlik kazandırmak gerekiyor. Ve dediğin gibi sadece Türkçe değil, tarihini de çok iyi bilmek gerekiyor, coğrafyanı da çok iyi bilmek gerekiyor. Birçok bileşen bir arada. Ve bu bileşenleri de dil öğretimde çok kullanıyoruz. Gerek metinlerde doğru metini seçmemiz gerekiyor ki doğru mesajı iletebilirim. Kesinlikle. Doğru yazarı seçmemiz gerekiyor ki doğru bir şekilde ülkemizi tanıtabilelim. Bunlar çok önemli. Ülkeyi tanıtmak aslında dili öğrettim bitti kadar, dili öğretmek o kadar basit evet, bir faktör değil. Kaldı ki yabancı bir yerde senin yaşayıp tutunman o kadar basit bir şey değil. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Hırvatçadan Türkçe'ye hiç olumsuz transfer yaşadın mı? Ya da olumsuz aktarım çocuklara böyle öğretirken çok zorlandığı bir şeyler oldu mu? Mesela şeyi anlayamıyorlar. En temel mışmış. Onlarda mışmış diye bir zaman eki yok. O yüzden çok rahatlar o zaman. Evet. Yani sadece her şey. Yani geçmiş bizim değil geçmiş zaman dediğimiz veya duyulan görülen geçmiş zamanı. Geçmişle zaman yaşamıyorlar dediğimiz. İşte demek. Evet. O yüzden algılamakta zorlanıyorlar. Anlayamıyorlar. Yani, hocam niye bu mış ne falan. Evet öğrenebiliyorlar ama kullanmakta çok zorlanıyorlar. Birleşik zamanlar mesela Türkçe'nin şöyle bir özelliği var. Ben Hırvatça kursuna da gittim. Hırvatça'nın giriş kısımları yani Slav dillerine Emre Hocam da bilir. Giriş kısmı çok zor. Çünkü cinsiyet var. Ama Türkçe'de cinsiyet yani ekle gelen bir cinsiyet öyle bir şey yok. Yapı yok. Başta çok zor. Hırvatça sonradan kolaylaşıyor. Ama ben kursu bıraktım. Kolaylaşınca kursu bıraktım. Türkçe başta çok kolay. Öğrenciler çok evet. Diyorlar ki hocam grameri çok kolay, matematik gibi falan. Evet kolay ama sonra işte bu birleşik zamanlar devreye girince veya zorlanmaya başlıyorlar. Bir de şeyde çok zorlanıyorlar. Metaforda. Neden bu kadar mecazlar? Anlam. Anlam, evet. Anlam. Mecazda derin çok zorlanıyorlar tabii. Kültürel şeyler orada devreye giriyor. Özellikle atasözlerinde, deyimlerde, mesela şarkı sözlerinde. Şeyi anlamlandıramıyorlar, genel bir şey söyleyeceğim. Bizim şarkılarımızı veya bizim dizilerimizi izleyen çocuklar şunu söylüyorlar. Hocam neden bu kadar duygusalsınız? Anlayamıyor. Çok yani iyi. O acı çekmeyi, o aşk acısını falan bir yandan da takdir edenler var. Bir Hırvat arkadaşımız vardı. İşte bir öğrencim tercüme etti şarkının sözlerini. Çocuk ağlayacaktı yani o duyguselinden. Nasıl yani dedi ya bir şair bunu nasıl yazabilir? Nasıl düşünmüş bunu dedi. Ne hissediyorsunuz siz dedi çocuk. Yani nasıl bir acı çekme? Yani çok güzel. Gerçekten o duygu yoğunluğunu anlayamıyorlar.
anlamlandıramıyorlar. Çünkü işte hep diyorum ya, doğu kafası, batı kafası. Yani biz duygularımız ondan Bir de maddi. kelimelerin duygu değerlerine girsen Evet. bittiler yani. Ya zaten ben şey diyorum. Ya Epitopur Vatça'da Emre Hocam da bilir, 4 kelime var ya. Lubavi, duşa. Üç, dört kelime var sevgi sözcüğü. Mesela Türklerin o Yetiyor sevgiyle demek ki. ilgili kelimeleri falan sevgisiz, çok sevgisiz bir dil. Yani ama Türkçe'ye bakınca işte canım, aşkım, sevgilim, bir tanem, canımın içi, canımın dışı, yok canımın yongası, can. Yani mesela bunu çok anlamlandıramıyorlar çünkü çok garip geliyor onlara. Böyle bir duygu değeri yok onlarda. Veya işte diyorum ya, yaşadığınız aşk acısını anlayamıyor. Aa, niye ki? Yok. Zaten Evet, dedim ya az bunu önce, mış mış eki evet. yok. Evet. Anlamasın, bir anlamını beklemiyorum ben yani Gibi artık. gibi. Yani Çok böyle böyle işte teşekkürler. birbirine alışıyor toplumlar. Seviyorlar da bir yandan. Tabii Türkçe, mesela bir öğrencim var. Aşk-ı Memnu'yu izleyerek Türkçe öğrenmiş ve Nebahat Çehre ile Instagram'dan yazışıyorlar falan. O derece. Süper. Zaten Nebahat Çehre ile yazışabilmek için yazma Türkçesini de öğrenmiş. Mesela Evet, yazmayı geldiğinde da Türkçe öğrenmiş. biliyor, yazmayı da öğrenmiş. Böyle şeyler de var ama çok güzel sürprizler bunlar bizim için, çok Evet, değerli. O gerçekten. çocukları mesela Marco Şapina diye bir öğrencimiz var, Türkoloji Kulüp Başkanımız. Yani o çocuk öğrenci kulüplerinde konuşma kulüpleri düzenledik, büyükelçimizi davet ettik, müsteşarımızı davet ettik. Mesela öğrenci soruyor işte, çalışan bir kadın olarak nasıl, memnun musunuz hayatınızdan? Çocuğunuzla ilgilenebiliyor musunuz gibi güzel sorular da geliyorlar, çok geliyordu. İşte Hırvatistan'da yaşayan Türk iş adamlarından davet ettiklerimiz olmuştu. Tabii bunların her birine ben refakat ettim. İşte görev yaptığınızda arkadaşlar böyle sosyal faaliyetlere de katılmanız gerekiyor. Ben çok uzattım. Yok, estağfurullah, çok güzel anlattın. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Canlı ederim. canlı dinlemek çok daha güzeldi. İkinci konuşmacım Doktor Gülşat Bican. Gülşat da bize Danimarka'da Türkçe öğretimini anlatacak. Evet, O aslında da orayı canlı canlı yaşayanlardan. evet ya, aslında tabii farklı yani. Demet Hoca'yla şimdi onu dinlediğim zaman hani karşılaştırdım, ikisi arasında gerçekten farklılıklar var, ortak noktalar da var tabii ki, ama ciddi farklılıklar da var. Şimdi Danimarka tabii Hırvatistan'dan farklı olarak ciddi bir şey, yani 1960'lı yılların ortasına itibaren ciddi bir Türk göçü almış. Yani zincirleme bir Türk göçü almış. Önce bir aile gelmiş, akrabasını getirmiş, o akrabasını, evlilik vesaire derken. Almanya'dan farklı olarak orada da bir, yani Almanya'da biraz daha kitlesel bir göç var. Danimarka'da biraz daha böyle küçük küçük bir zincirleme göç var. Standartları da Hırvatistan'a göre oldukça farklı. Çünkü bir Türk göçmeni var, uzun yıllardır orada olan. Artık üçüncü, hatta dördüncü nesle yaklaşmış Türk varlığından söz ediyoruz orada. Özellikle Konya Kulu tarafından çok ciddi bir göç almış Danimarka. Farklı iller de var tabii, sadece Konya değil, ama ağırlıklı olarak Konyalılarla karşılaştık. Danimarka'da iki tarz Türkçe öğretimden bahsetmek mümkün. Bu göçmen çocuklara öğretilen Türkçe öğretimi, bir de yabancı olarak nitelendirdiğimiz, hani Danimarka kökenlilere Türkçe öğretimi. Tabii sayıcı oldukça az, yani Danimarkalı kökenliler sayıcı oldukça az. Asıl Türkçe öğretimi orada göçmen Türk çocuklarına yapılan Türkçe öğretimi. Tabii ben Kopenhag Üniversitesi'nde çalıştım. 5 yıl orada görev yaptım. 6 yıl kaldık biz Danimarka Kopenhag'da. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle gittim ben oraya. Doktora tezimi de orada yazdım. Tabii oradaki yani Kopenhag Üniversitesi'ndeki deneyimim yabancılara Türkçe öğretim üzerineydi, ama göçmen olup da artık üniversite düzeyine gelmiş ama hala Türkçeyi tam olarak kavrayamamış. Çünkü okuduğu okullarda danca öğrenim gördüğü için, yani Türkçesi ikinci planda kalmış. Çok sayıda öğrencim de oldu. Yani Türk kökenli olup da üniversitedeki Türkoloji bölümünü seçip Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerim de oldu. Sınıfım karmaydı. Danimarkalı olup da işte Antalya'dan, Alanya'dan mal mülk sahibi olmuş. Hani turizmden dolayı Türkiye'yi tanımış, sevmiş ve orada Türkçeyi hani Türkiye'deki yaşantısında kolaylık sağlasın diye öğrenmek isteyen bir öğrenci grubu da vardı. Bir de Türkçeyi yani dizilerden olmasa da bir şekilde bir yakın çevresinden ya da bulunduğu mahalleden Türklerle temas halinde olup da Türkçe ilgisini çekmiş ya da Türkçe hakkında bir
fikri olup da Türkçe çok ilginç bir dil. Matematiksel Evet. bir düzeni var, sanatsal bir yönü var. Ben bu dili çok merak ettim ve öğrenmek istedim diye gelen öğrenciler de oluyordu. Yani çok karma bir yapıydı. Yaş olarak da öğrenme hazır buluşu düzey açısından da ve öğrenme amaçları yönünden de farklı bir gruptu. Ben şöyle kısaca bir bahsedeyim. Hem Türkçenin ana dil olarak öğretiminden bu vesileyle bahsetmiş olayım hem de yabancılara öğretiminden bahsetmiş olayım. Aslında Mehmet Hocam'ın dediği gibi yani Türkiye'deki yani Türk kökenli olup da Danimarka'da Türkçe öğrenmek isteyenler biraz daha Türkiye'ye gider de iş bulurum düşüncesiyle ya da elçilikte çalışırım düşüncesiyle Türkçe öğrenmek isteyenlerdi. Yani iş bulma kaygısıyla Türkçe öğrenmek isteyenler genelde Türk kökenler üzerindendi. Turizm yani Türkiye'de işte yazlık sahibi olduğu için ya da işte Türkiye'yi sevdiği için İstanbul'a gitmiş, ilgisini çekmiş. Bu sayı oldukça azdı. Ve bizdeki sayı da 20'yi geçmiyordu. 20'den fazla öğrenci kabul etmiyordu Kopenhag Üniversitesi. Şimdi şöyle kısaca biraz bahsedeyim. 1960'lı yıllardan biraz önce bahsettim. O dönemde Türk göçü başladı ve 1976 yılındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması'yla da çeşitli haklar elde ettiler oradaki Türkmenler. Danimarka belki haberdarsınızdır. Ülke olarak doğum hızı düşük, nüfusu az, 5,5 milyonluk bir nüfusu var. Çok gelişmiş bir Avrupa ülkesi gerçekten yani her açıdan ülke sosyal devlet. Devletin gerçekten ciddi bir ağırlığı var her konuda ve bir refah ülkesi. Tabii bunun eğitime yansıması çok daha farklı oluyor. Yani Türkiye'deki eğitim kaygısı, eğitim sınavları, eğitim temposu, eğitim disipliniyle Danimarka'daki farklı. Çünkü Danimarka'da öğrenci okula başladığı zaman sınav kaygısıyla bir öğrenim hayatı olmuyor. Bu üniversitede dahi yani üniversiteye bile sınavla girmiyorlar. İlkokulda zaten karne gibi bir şey yok. Notları sadece davranış notu ve veliyle görüşme üzerine kurulu bir sistem. O yüzden yani Türkiye'deki öğrencilerle kıyasladığınızda benim açımdan ilk bakışta çok bana rahat, sanki bunlar dili öğrenmek istemiyor mu? Bunlar böyle turist gibi derste oturuyorlar gibi bakıyordum. Ama zaten onların öğrenim yaşantıları zaten o kadar ağır ve böyle disiplinli ve çok çalışmayı gerektiren bir öğrenim yaşantıları olmadığı için o davranış ya o alışkanlık devam ediyordu. Çok böyle bir ısrarcı yönleri yoktu o açıdan. Yani dersleri takip ederken ve ödevlerini ben hani takip ettiğimde bununla karşılaştım. Bu benim açımdan bir dezavantajdı. Ama tabii ki beceri odaklı bir eğitim sisteminin bize hani tabii bu kadar biz yabancı çünkü biz ezbere dayalı, daha böyle ağır bilgiye dayalı bir eğitim sistemi, daha yoğunlaştırılmış bir eğitim sistemi, ders saatleri daha fazla vesaire. Tabii Danimarka'daki öğrenciler buna alışkın olmadığı için Türkçe'de verdiğim ödevler fazla geliyordu. Hatta bazen hocam işte ne gerek var, işte bu kadar ödeve gerek var mı vesaire gibi böyle ilk başlarda bunlarla karşılaştım. Tabii bunlar diyorum ya Demet hocamın dediği gibi zamanla onlar da bizim beklentilerimizi, biz de onların beklentilerini karşılamaya başladık ve bir denge kurduk. Bizde de iki Türkçe öğretmeni vardı, yani Türkçe okutmanı. Benimle beraber çalışan Türkçe okutmanı Türk kökenliydi. Babası Türkçe öğretmeni olarak Danimarka'ya göç etmişti. Küçük yaştan itibaren Danimarka'daydı ve tekrar Türkiye'ye dönmemiş. Ailece oraya yerleşme kararı almışlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Ve Danimarka'ya yerleşmişti babası. Kendisi de Türkoloji kürsüsüne geçip orada çalışmaya başlamıştı. Biz çok iyi derecede dancısı vardı. Hatta bence Türkçesinden bile iyiydi. Çok çok iyiydi gerçekten. Gramer derslerini o veriyordu. Tabii ki ben de bir hani Türkiye Türkçesi konuşuru olarak Demet Hocam bahsettiği gibi native speaker olarak Türkçe öğretiyordum. Dinleme ve konuşma üzerine ağırlıklıydı dersler. Bir de Demet Hocam'ın çok ısrarla vurguladığı şey kültür. Yani gerçekten Türkiye'den gelen bir kişiye bakış açıları aynı kürsüde olmamıza rağmen diğer hocamıza bakış açılarıyla bana bakış açıları farklıydı. Türkiye'yi temsil ettiğimi, Türk kültürünü temsil ettiğimi, Türkiye devletini temsil ettiğimi düşünüp benim davranışlarımı, benim alışkanlıklarımı, konuşmalarımı, duruşumu, fikirlerimi almak için gerçekten pek çok sorularla karşılaşıyordum, sorguluyorlardı. Bu yani yurt dışına gidecek birçok kişinin de karşılaşacağı bir
durumdur. Çünkü siz sadece orada bir dil öğreticisi olarak onların bakış açısında konumunuz sadece bir dil öğreticisi değil. Çok daha fazla bir şey bekliyorlar sizden ve sizi anlamaya çalışıyorlar. Sanki ülkenizi anlamaya çalışır gibi sizi anlamaya çalışıyorlar. O yüzden entelektüel birikim çok önemli. Çok önemli bir şeye değindi Demet Hocam. Ders dışında sizinle ilgili çok şeyle karşılaşıyorsunuz. Ve inanın ben bazen sorguluyordum, hani dili öğrenmeye başladıkça, o becerileri geliştikçe ve belli konularda okuma yaptıkça çok farklı alanlarda kendilerini yetiştiriyorlar. Belki bu araştırma becerisi kendi eğitim sistemlerinden kaynaklanan, beslenen bir şeydir. Ama hem tarihten, hem siyasetten, hem dış ilişkilerden vesaire çok farklı ve çok özgün sorularla karşılaşabiliyorsunuz. Bu açıdan donanımlı olmanız sizi pek çok konuda mahcup duruma düşmekten kurtaracaktır. Çok benzer şeylerle karşılaşan pek çok okutman arkadaşımla da bu konuları konuştuk. Şimdi şundan da bahsedelim. Oradaki Türk nüfusunun resmi verilere göre 64.492, tabii bu Büyükelçilik'ten aldığım sayı ama şu an 80 bine yaklaştığı da söyleniyor. Çünkü kayıtlı olmayan çok sayıda orada Türk var. İsveç'e geliyorlar. İsveç ile Danimarka arasında, özellikle Malmö'ye. Malmö'den Danimarka'ya çok kısa sürede geçiş yapabiliyorlardı. İsveç'te oturup da Danimarka'ya gelip çalışıp dönen çok sayıda Türk göçmen de vardı. Ve göç de devam ediyor. Hani durmuş bir şey değil, hala devam ediyor. Türkçe ilgi de devam ediyor. O elimizi güçlendiren bir şeydi. Ancak o isteklilik dersteki tutuma çok da yansımıyordu. Onu belirtmek istiyorum. Biraz onu, yani bazen devamlılığı sağlamakta, bazen bırakıyorlardı, 2 ay ara veriyorlardı, tekrar başlıyorlardı. Çünkü öyle bir durum var. Yani üniversite ara vermeyi normal kabul ediyor ve ara verdikten sonra haklarınızı kaybetmiyorsunuz. İstediğinize geri dönebiliyorsunuz. Kopenhag Üniversitesi için böyleydi. Ara verip tekrar dönen öğrencilerim de oluyordu. Yani tabii bu dil öğrenimi açısından bir sorun. Çünkü dil öğreniminde ara vermek unutmak demek. Tekrar yoksa unutur. Sık tekrarla öğrenecek. Özellikle yabancı dil olarak öğreniliyorsa. Tabii bunun da bazı sıkıntıları oldu bizim açımızdan. Ama çok güzel ve özel deneyimlerimiz de oldu. Danimarka'daki bu bilgiye çok gerek olmadığını düşünüyorum ama en fazla nüfusun olduğu yer başkent Kopenhag'daydı. Danimarka eğitim sistemine çok değinmek istemiyorum ama şundan bahsedebilirim. 6-16 yaş zorunlu, 9 yıllık ilk ve alt öğretim ile seçmeli 10. yıl, yani 10 sene boyunca zorunlu bir eğitim var. Genelde Türk göçmenler de bu 10 yılın içerisinde Türkçe ile ilk temasları, bir özel ders olarak ilk temasları bu yaşlarda oluyordu. Okul öncesinden itibaren belediyeler aracılığı Türkçe öğretiliyor. Okul öncesinden itibaren başlıyorlardı. Orta öğretimin sonuna kadar belediyeler aracılığıyla Türkçe öğrenebiliyorlardı. Yalnız sayıyı, belediyede belli bir sayı var. O 12 kişilik sınıfların dolması gerekiyordu bu derslerin belediye tarafından açılabilmesi için. Ama tabii bunun da dezavantajı şu, okul saatlerinde olmadığı için, okul saatleri dolduktan 16, yani genelde 16 okul bitiyordu. 16'dan sonra Türkçe dersleri verildiği için bu sayılar beklenenin altındaydı tabii ki. Okul öncesi eğitimden bahsetmeyeyim, bunları atlayalım. Şöyle diyeyim, şundan biraz bahsedeyim. Danimarka'da yaşayan Türk gençleri 4. kuşağa kadar uzanmaktadır ve 2016 yılı verilerine göre de 17.815 öğrencimiz, Türk vatandaşı, orada resmi olarak okullarda öğrenim görmekte. Tabii bu 17.815'in inanın oldukça düşük bir oranı Türkçe derslerine katılıyor. Özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde de bu sayının 2/3 oranında azaldığını da öğrendim. Burada şundan da bahsedebilirim kısaca. PISA testlerinde maalesef bu göçmen grubumuz Danimarka'nın ortalamalarının genelde altında bir sonuç elde ediyorlar. Tabii bununla ilgili de pek çok araştırma var. Ben hani dağıtmamak için bunlara değinmiyorum. Evet, şu da var. Özellikle Danimarka'da yaşayan Türk göçmenlerin hani kendilerini baskı altında hissettikleri ve bundan dolayı biraz bazı hani
sorunlar yaşadığı çok dile getiriliyor. Danimarka'da medyada da sıkça konuşuluyor ama tabii medyanın bir dili var, eleştirel bir dili var. Özellikle göçmenlere karşı Danimarka'daki tavır çok sıcak değil. Her ne kadar İskandinav ülkeleri çok hani medeni ve refah seviyesi çok yüksek ülkelerden biri kabul edilse dahi, her ne kadar humanist olarak adlandırılsalar dahi aslında göçmenlere karşı yeterince iyi bir bakış açıları yok. Ve biraz şey yapıyorlar, yani Müslüman sözcüğü yani hangi ülkeden geldiğine bakmadan, yani onlar için bir Afganla bir Türk arasında ya da işte Sudan'dan gelen ve Türkiye'den gelen arasında hiçbir fark yok. Yani Müslümanlar hep aynı kefeye koyuyorlar. Bu bir değişik bir bakış açısıydı açıkçası ve Türkler de bu durumdan pek memnun değildi. Çünkü Türkler 60'lardan bu yana göç eden ilk göçmen gruplardan olduğu için hani artık aynı kefeye konulmak istemiyorlardı. Çünkü artık uyum sağlamış, özellikle üçüncü nesiller bayağı uyum sağlamış. Bazıları Türkçeyi bile unutmuş. Bu şekilde anılmak onları biraz rahatsız ediyordu. Ve tabii bu durum ister istemez, şimdi Danimarka'nın bu tutumu onların Dance'ye ağırlık vermesine sebep oluyor. Yani diyor ki, ben Dance'ye ne kadar iyi öğrenirsem bu ülke beni o kadar daha çok sahiplenecek. O yüzden yani Türkçe becerileri, ben hani anne ve babası Türk, evde Türkçe konuşmuyor musunuz diye soruyordum öğrencilere Kopenhag Üniversitesi'nde. Hayır hocam, hiç konuşmuyoruz. Yani Türkçe biliyor mu? Biliyor ama işte sözcük düzeyinde. Tabii böyle olunca anne babanın da şöyle bir kaygısı var. Diyor ki, önce diyor Dance'yi öğrensin. Çünkü Dance'yi öğrenirse akademik başarısı daha iyi olacak. Üniversite bitirecek, daha iyi bir iş sahibi olacak. Kendini daha iyi kabul ettirecek. Tabii bu ülkenin tutumunun aslında dolaylı bir yansıması olduğu için Türkçeye çok olumsuz bir etkisi vardı. Çünkü Türkçe, ben orada doktora çalışmamı yaptım. Türkçe şu anda oradaki göçmenler arasında yabancı dil statüsünde. Yani baskın dilleri Dance. Yaptığım araştırma sonucu bu çıktı zaten. Hani onların baskın dilinin Dance olması, Türkçenin artık onların gözünde yabancı bir dil olarak görülmesi demek. Biraz Türkçenin yaşamasını sağlayan şey diziler. Oradaki Türk göçmenlerin çoğu Türkçe dizi izliyor, Türkçe televizyon izliyorlar. Anne ve babaların Türkçeleri pek yeterli olmasa dahi Türk dizilerini izleyerek belki anne ve babalarını da geride bırakacak bir Türkçeyi edinen öğrencilerim de vardı. Yani kendi anne babasından daha iyi Türkçeyi diziler yoluyla öğrenen öğrencilerim de vardı. Çok yani çok iyi iki dilli öğrencilerim de vardı. Onlar üniversitede öğrenim görerek de bayağı ilerlettiler dillerini. Evet, azınlıklara yönelik dil tutumu bundan şu şekilde bahsetmek istiyorum. Burada Avrupa Birliği ülkelerine verilen haklarla Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere verilen haklar farklı birbirinden. O yüzden belediyeler, mesela Avrupa Birliği ülkesine ait bir dili öğretecekse belediye bunu ücretsiz sağlıyor ve daha fazla destek veriyor. Ama Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Türkçeyi burada veliler parasını belediyeye, belli bir miktar ücret ödeyerek çocuklarının bu dersten faydalanmasını sağlıyor. Tabii bu o açıdan aslında büyük bir haksızlık. Sonuçta yabancı dil olarak öğretiyorsun. İster bir Almanca olsun, ister Fransızca olsun, ister Türkçe olsun. Sonuç olarak ikinci bir dil olarak öğretiliyor o belediyeler aracılığıyla. Ama tabii burada Avrupa Birliği ülkelerine ayrı bir olumlu yönde bir maalesef ayrımcılık vardı. Yani pozitif ayrımcılık yapıyorlardı Avrupa Birliği üye ülkelerine. Evet, bundan zaten biraz önce bahsettim. Buradaki ortak amaç şu, yani devletin Türkçe öğretmedeki ortak amacı iletişim becerilerini geliştirmek üzerine. Yani bizim iki dillikte hedefimiz okuryazarlık, yani bilimsel düzeyde, yani C1, C2 düzeyi diyoruz biz bunu. Bu düzeyde okuryazarlık kazandırmaktır ama maalesef Danimarka'da ikinci dil olarak öğretilen Türkçenin temel hedeflerinde iletişimsel becerilerini ağırlık olarak kazandırmak hedefleniyordu. Zaten eğer siz ikinci bir dili, özellikle yabancı dil olarak standartize ettiğiniz dilleri bilimsel çerçevede öğretebilmek için, yani C1, C2 seviyesinde öğretebilmek için okul müfredatlarına yerleştirmeniz gerekir. Onlar da zaten bilimsel okuryazarlık hedefini hani okul müfredatlarında farklı dilleri öğretmemek adına belki de tercih etmiyorlar. Tabii ki yabancı okullar vardı. İşte İngilizcenin, Fransızcanın, Almancanın müfredatlarda yer aldığı bazı uluslararası okullar var ama genellikle eğitim dili Danca ve yabancı dil ya da ikinci dil olarak öğretilen dillerde de hedef iletişimsel becerilerin geliştirilmesi.
Kopenhag Üniversitesi'ndeki eğitim yabancılara yönelik. Peki mesela Demet bahsetti ya Hırvatça ile Türkçe arasında işte duygu, mışmişeki gibi. Sen öyle bir şeyler yaşadın mı ya da olumsuz aktarım tarzında bir şey? İkilemelerde yani Türkçedeki ikileme fazlalığı onların yani çok fazla ikileme kullandığımızı düşünüyorlardı. Deyimler öyle. Hep deyimle konuşuyorsunuz. Hani deyimleri anlamakta çok zorlanıyorlardı ve yardımcı eylemle kurulu birleşik eylemler. Bunlar da zorlanıyorlardı ama genel olarak telaffuz yani ses tetiğinde çok sıkıntılar yaşıyorlardı. Bazı sesleri çıkarmakta çok zorlanıyorlardı. Yani ben o anlamda bazı şeyler söyleyebilirim ama Danimarka, yani Danca ben biraz başladım kursa. Oldukça zor bir dil ve yapı olarak da Türkçeden çok çok farklı bir dil. Ama tabii çok sözcük hazinesi çok zengin. Belki Hırvatçadan farklı olarak hani duygu yönü ya da işte pek çok ifadeyi çok fazla sözcükle karşılayabilen güçlü bir dil aslında Danca. Hatta bizim beraber çalıştığımız, Türk Kolejinde beraber çalıştığımız hocamız şunu söylerdi. Hani kendisi de bir Danca'yı hani çok iyi seviyede bildiği için şunu söylerdi. Yani Türkçe ile Danca'yı karşılaştırdığım zaman Türkçenin bize ifade gücünün çok iyi olduğunu söyleriz. Hani çok güçlü bir dildir. Çok kolay sözcük üretilir. İşte kökten sıkça çok sayıda sözcük üretebilirsiniz ama aynı şey Danca için de geçerli. Güçlü bir dil, ifade edici şeyi çok alternatif imkanı olan bir dil ve gramer yapısı da Türkçe ile karşılaştırıldığında Türkçe ile yarışacak özellikle derdi. Yani ben bunu ondan duydum, kendim keşfedemedim, bence yeterince iyi öğrenemedim. Ama iyi bir yani güçlü bir dil ve Türkçe ile hani o anlamda yarışan bir dil olduğunu söylüyordu hocamız. Peki orada Türkçe öğrenenler neden öğrenmek istiyordu? Mesela iş bulabilmek veya Evet. sadece... Yani Türkiye ile, ya Türk göçmenler açısından Türkiye ile bağı olan, ailesi hala orada olan, Türkiye'ye geri dönmek isteyen, Türkiye'de iş bulmak isteyen. Ama yabancılar açısından genelde Alanya'dan, Antalya taraflarından ev almış, bundan Yazın sonra hayatını tatiline emekliye ayrılıp Türkiye'de geçirmek isteyen. Ya da birkaç öğrencim de öyleydi. Türkçenin çok sanatsal bir yönü olduğunu keşfettim. Türkiye'yi çok seviyorum. Türklerle işte arkadaşlığım var. Çevresinde Türk arkadaşları var liseden vesaire. İlgimi çekti bu ders. Şey bu değil. Ben o yüzden öğrenmek istiyorum diye. Hani bir karma bir hedef. Yani hedefleri karmaydı. Sadece iş bulmak değil. Sadece Türkiye ile bağ kurmak değil. Türkçe'ye duydukları ilgi de aynı zamanda bu şey Türkçe öğrenme isteğinde etkili oluyordu. Evet tabii bizi zorlayan şeylerden biri bu İkinci dil olarak öğretim, yani okul öncesi ilkokul düzeyinde de aynı. Kopenhag Üniversitesi'nde benim çalıştığım kürsüde de aynıydı. Ya birleştirilmiş sınıf gibiydi çünkü 20 kişilik sınıfta bir bakıyorsunuz Türk göçmen belli bir seviyede Türkçeyi biliyor. Danimarka kökenli Dan hiç bilmiyor ya da biraz öğrenmiş ya da iyi derecede biliyor. Yani bu birleştirilmiş sınıf gibi bu karma yapı maalesef benim girdiğim sınıflarda da vardı. Beni en çok zorlayan şey de bu olmuştu. Çünkü siz alfabeyle başlıyorsunuz. Hiç bilmeyenin seviyesine göre başlıyorsunuz. Orada biraz bilen ya da iyi seviyede bilen Türk kökenli göçmen öğrenci sıkılıyor. Tabii bu dengeyi kurmakta bir dönem zorlandım ama sonra biz bunu konuşup biraz açtık. Seviye sınıfları yaptık. Hani bu bizim açımızdan biraz zorlayıcı oldu. Daha fazla ders, daha fazla mesai ayırmak zorunda kaldık ama en azından hani Türk kökenli ve belli bir seviyede Türkçe bilen öğrencileri biraz daha geliştirilmiş bir ders içeriği sunma şansı yakaladık. Daha fazla zaman ayırdık onlara. Derse sıkılmalarını da engellemiş olduk bu açıdan. İyi oldu ama tabii bu yurt dışındaki pek çok Türk koleji kürsüsünde de böyledir diye düşünüyorum. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerinde çok sayıda Türk göçmen var. Böyle olunca tabii birleştirilmiş sınıf gibi farklı seviyede öğrencilerin yer alması çok olası. Çok zor. Evet, bahsettim. Kazanımlardan da bahsettik. Ders materyalleri, evet ben de Demet Hocam gibi Yunus Emre'nin materyallerini kullandım ama bizim zaten benim beraber çalıştığımız okutman, onlar uzun zamandır kullandıkları bazı materyaller vardı. Danca ve Türkçe içerikte oluşturulmuş, hem Danca hem Türkçe içerikte oluşturulmuş materyaller vardı. Çoğu gramer öğretimi üzerineydi. Biz o materyallere ek olarak Yunus Emre'yi kullanıyorduk. Gayet de iyi gidiyordu çünkü materyal eksikliği hiç hissetmedim. Zaten hani videolar vesaire pek çok internette de dökümana ulaşabiliyorsunuz.
Kitabı destekleyecek pek çok dokümana ulaşmak da kolay oldu benim açımdan. Ama Yunus Emre'nin kitapları gerçekten bizim için de çok faydalı materyallerdi. Evet, burada şuna da şöylece bir kısaca değinmek istiyorum. Eğer hani Danimarka'da bağlantısı olanlar için söylüyorum. Görev, yani Türkçe öğretmeni olarak görev yapmak istiyorsanız Dance bilmeniz gerekiyor. Eğer Dance bilmiyorsanız belediyelerde Türkçe öğretme şansınız yok. Ben Kopenhag Üniversitesi'nde hani üniversitenin hani Türkiye'nin verdiği destek sayesinde Dance bilmeme rağmen görev yapabildim ama belediyelerde Türkçe öğretmek gerekiyorsa eğer kesinlikle Dance'yı iyi seviyede istiyorlar. Yoksa mümkün değil. Türkçe öğretmenize belediye sınırlarında izin vermiyorlar öğretmen olarak. Evet, burada Türklerden biraz ağırlık olarak sonuç kısmında bahsettim ama yani burada hem yabancılar olsun hem Türk kökenliler olsun Türkçe'ye yönelik bir ilgi var. Öğreniyorlar da ama çok yaygın Türkçe kursları gelişmiş bir Türkçe öğretiminden oturmuş kurumsal bir yapıdan söz etmek mümkün değil. Sadece bir tane dil okulu vardı Türkçe eğitimi veren. Biz onun hocasıyla da tanıştık. Çok zorlandığından bahsetti. Buradaki işte Türk kökenli bir göçmenle biz dedi çalışıyoruz. Ama dedi Türkçesi yeterli olmadığını söylüyor öğrenciler dedi. Hani evet oradaki kursa başlamış ama iyi seviyede bir Türkçe'ye sahip değildi ve düşünün ve bu bir uluslararası dil kursunda çalışıyor. Tabii orada biraz endişe verici, Türkçenin geleceği açısından endişe verici sıkıntılar var. Bir de orada hani Yunus Emre'nin vesaire TİKA'nın hiçbir kurumu yok Danimarka'da. Danimarka zor bir ülke, bu tür kurumlar açmak da kolay değil. Bir de bazı hani Türklerin uluslararası okullar var. Yani Türk kökenli kendilerini açtı ama bu okullarda da şimdi Türkçe dördüncü kuşağa kadar geldi. Genelde üçüncü kuşak öğretiyor ama o üçüncü kuşağın da Türkçesi Türkiye'deki Türkçenin güncel versiyonu değil, öyle değil. Biraz eski Anladım. bir Türkçe ve unutmuşlar da. Yani gramer ağırlıklı öğretiyorlar. Tabii bu olumlu bir şey değil ama medyanın ve Türk dizilerinin hani erişilebilirlik açısından kolay olması bu açığı kapatmak açısından bir artıydı. Yani güçlü bir yan dizilerin varlığı ama tabii zayıf yanı da maalesef oradaki hem Dance'yi hem Türkçe'yi bilip de öğretme zorunluluğundan dolayı Dance'yi biliyorsa Türkçe'yi çok iyi biliyor demek maalesef zor. Kürşat Hocam hoş geldiniz demiş Furkan Can. İskandinav tedris saatinden geçmiş bireylerin almış oldukları bu sistemsel altyapıyı Türkçe öğrenimi sürecinde avantaja dönüştürdüğünü anlar oluyor mu? Buna paralel olarak eğitim sistemlerindeki farklılıkların Türkçe öğrenimi üzerindeki etkisi hakkındaki düşünceleriniz nedir demiş. Tabii Yani şimdi güzel bir soru. Şimdi dil öğretim biraz ezbere dayalıdır ister istemez. Sözcük ezberleyeceksiniz, gramer kurallarını ezberleyeceksiniz, tekrara dayalıdır, ödeve dayalıdır. Yani bu sistemdeki yani Danimarka'daki eğitim sistemindeki rahatlık ve beceri odaklı yaklaşım beni zorluyordu çünkü biz ödev veriyoruz. Yani diyorum ki yarına kadar işte şu dağıttığım işte hani gramerle ilgili tekrarları ya da işte şu konuşma diyaloğunu tamamlayın yarın biz burada canlandıracağız vesaire. Çünkü tekrarla öğrenilen sürekli yeni sözcük öğrendiğiniz, sürekli yeni bir kuralla karşılaştığınız yani dil öğrenimi biraz disiplin gerektiren ve süreklilik gerektiren bir yönü var. Eğer dili gerçekten iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsanız. Beceri odaklılık tabii ki dilde de var ama dili öğrenmek için aynı zamanda düzenli bir tekrar ve disiplin de gerekiyor. Disiplinin biraz bizdeki kadar güçlü olmaması bir handikap dil öğreticisi açısından. Ama tabii bunun avantajları da var. Beceri odaklı olduğu için diyor ki ben dili her şekilde öğrenirim. Türklerle konuşmaya çalışıyor. Yani derste belki beklediğim materyali getirmemiş. Hani ödev olarak ondan istediğim metni getirmemiş olabilir ama sınıftaki Türk'le Türkçe konuşmaya çalışıyor. Yani hani uygulayıcı yönüne tabii eğer istekliyse çünkü güdülenmek çok önemli. Demet Hocam çok güzel söyledi. Eğer istiyorsa öğreniyor. Ama bizim şöyle bir durum da vardı. Türk kökenliler Dance bildikleri için ben ısrarla hep lütfen siz de onlarla Türkçe konuşmaya çalışın. Hani bu bizim yani bu etkileşimi arttırırsak hani onların Türkçe öğrenmesine siz de katkı sağlamış olursunuz. Bizim de işimizi kolaylaştırır diyorduk.
Ama bence bildikleri için kolaylarına geliyordu onlarla dence konuşmak. Hep araç dil olarak dence konuştukları için ben oradaki dersindeki en azından Türk kökenli, Türkçe bilen öğrencilerin bu anlamdaki katılımı çok sağlıyordu. Ama Danimarkalılar talepte bulununca, çünkü onlar hadi bu nasıl söyleniyor Türkçe'de dence soruyor. Ya da işte bir şeyler söylemeye çalışıyor Türkçe ve Türkçe karşılık almaya çalışıyor. Tabii bunun da bu zamanlarda da avantaja dönüşüyordu. Ama bu tabii ki yani beklediğim bize sonuç elde etmemizi sağlayacak nitelikte değildi bu durum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Mehmet Emre Çelik var. Bize Bosna'dan sesleniyor Mehmet Emre Hocam da, Mostar'dan. Evet, Bosna'da Türkçe öğretim. Mehmet Emre Hocam, sunum yetkisi de verdim. Açabilirsin. Kıymetli Hazirun'a saygılarımı sunuyorum. Kendimi yıllar öncesine götürdüm. Daha doğrusu siz bizi götürdünüz. Biz aynı zamanda doktoradan devre arkadaşıyız, malumunuz. Bir doktora dersi yapıyormuşuz gibi oldu Evet. böyle. Bizi Çok bir araya güzel oldu. getirdiğiniz için Mustafa Kemal Üniversitesi Tömer ailesine teşekkür ediyorum. Şimdi Bosna Hersek'te Türkçe öğretimi, kendimden bahsedeyim kısaca. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinde lisans mezuniyetimi tamamladım. Ardından 19 Mayıs Üniversitesi'nde Türkçe eğitim anabilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Sonra Gazi Üniversitesi'nde 2016 yılında Bulgaristan'daki Türk çocuklarının okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileri üzerine doktora tezimi tamamladım. 2017 yılında da 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim bölümünde doktor öğretim üyesi olarak atandım. Son 3 yıldır da Mostar Cemal Bediüzzaman Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bakanlıklar arası ortak kurulun görevlendirmesiyle çalışıyorum. Bosna Hersek'te Türkçe öğretimi, Bosna Hersek deyince içi kıpır kıpır etmeyen Türk yoktur. Aslında bize bir o kadar yakın ama bir o kadar da uzak aslında. Bunu ne için söyledim? Yani çok da tanımadığımızı düşünüyorum Bosna Hersek'i. Ya da çok çok romantik tanıdığımızı düşünüyorum. Belki bu sunumdan sonra dediklerimi daha iyi anlayacaksınızdır. Bosna Hersek'in nasıl bir ülke olduğundan bahsetmek gerekirse, Bosna Hersek bildiğiniz üzere 92-95 arasında bir iç savaş yaşadı maalesef. Dinleyenlerin yaş grubunu tam kestiremiyorum ama örneğin benim çocukluğuma denk gelmişti bu savaş ve o hala o haberlerde sunulan imajları unutamıyorum yani gözümün önünde. 95'te Dayton Antlaşması ile savaş sona eriyor ve böyle bir Bosna Hersek kuruluyor. İki entite yani özerk yönetim bulunuyor aslında Bosna Hersek'te. Yani devlet içinde devlet gibi düşünebiliriz bunu. Bir Boşnak Hırvat Federasyonu var. Şu haritada gördüğünüz orta kısımda yer alan. Bir de kuzeyde ve daha doğuda yer alan Sırp Cumhuriyeti var. Bu sınırdan şu hafif çizgilerden geçerken aslında yani bir ülkeden bir ülkeye geçiyormuş gibi sınır kapıları yok ama orada kenarda yazıyor Sırp bayrağı var ve Welcome to Srpska Republic yazıyor örneğin. Yani başka bir ülkeye girmiş gibi hissediyorsunuz. Boşnak Hırvat Federasyonu'nun başkenti Saraybosna ve Sırp Cumhuriyeti'nin başkenti de Banja Luka dedikleri şehir. Banja Luka'da bir havalimanı bulunmakta. Saraybosna'da da bir havalimanı bulunmakta. Bunu niye söyledim? Bunların hepsinin aslında bu ülke içinde sembolik değerleri var. Ve örneğin malumunuz Covid salgını geçiriyoruz ve Saraybosna ya da Bosna Hersek yardımlarla ayakta duran bir ülke. Aşı yardımları geldi buraya. Yurt dışından gelen aşı yardımları genelde Saraybosna Havalimanı'na iner uçaklar. Örneğin Rusya'nın gönderdiği Sputnik aşıları mesela bir sembol olarak Banja Luka Havalimanı'na indi. Bunun için söyledim. Bir de özerk bölge var. Brčko dedikleri. Burası da küçük bir yer. Bu Republic Srpska yani Sırp Cumhuriyeti tek bir yapı iken diğer federasyon, Boşnak Hırvat Federasyonu ise 10 kantondan, 10 eyaletten oluşmakta bu gördüğünüz kısım. Her kantonun kendi meclisi var, kendi başbakanı var, kendi bakanları var. Ülke genelinde yaklaşık 200 kusur bakan var, işte 10-12 civarı başbakan var. Ülkenin 3 cumhurbaşkanı var,
Boşnak, Hırvat ve Sırp etnik olarak seçiliyorlar. Bunlar üç cumhurbaşkanı var. Dönüşümlü olarak görev yapıyorlar. Her 8 ayda bir birisi koltuğu diğerine devrediyor. Ve şöyle söyleyelim. Ağırlıklı olarak 3 etnik grup yaşıyor. Müslüman Boşnaklar ülkenin %50'sini oluşturuyor diyebiliriz. Onların ardından Ortodoks Sırplar var. Onlar da %30'unu oluşturuyor. %15 civarı Katolik Hırvatlar var. Ve %3-5 civarı da diğer etnik unsurları sayabiliriz. Balkanlara benim özel ilgim var. Çalışma sahamda Balkanlar diyebilirim. Balkan ülkeleri arasında Türkçenin yabancı dil olarak en yoğun öğrenildiği ülke Bosna Hersek diyebiliriz. Bosna Hersek'in yabancı dil öğretim politikası nedir peki? Bosna Hersek'te öncelikle İngilizce bütün seviyelerde birinci yabancı dil olarak zorunlu okutuluyor. İngilizce birinci yabancı dil olarak zorunlu okutuluyor. Sonra ikinci yabancı dil geldi. Ben buraya bir harita aldım. Bakarsak Bosna Hersek şurası, eflatun renginde. 11 veya 12 yaş, yani 5. veya 6. sınıfa tekabül ediyor. İkinci yabancı dil seçiyorlar zorunlu olarak çocuklar. İkinci yabancı dil. Bosna Hersek'te Türkçe bazı kantonlarda ikinci yabancı dil olarak ilköğretim ve lise düzeyinde okutuluyor. Bir proje kapsamında bu gerçekleşiyor. Bu projenin adı da Tercihim Türkçe Projesi. Tercihim Türkçe Projesi önemli bir proje. 2011-2012 eğitim öğretim yılından bu tarafa Yunus Emre Enstitüsü bu projeyi yürütüyor. Bu proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık olarak 20 bin öğrencinin, şu an okuyanlar da dahil, birazdan sayıyı paylaşacağım, 20 bin öğrencinin bu projeden faydalandığını düşünüyoruz. Yani mutlaka Türkçe dersini seçmiş ilköğretim ve lise çağında. Bu sayılara baktığımızda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okul öğrenci ve öğretmen sayıları 7 kantonda okutuluyor ve şu an okul sayısı, öğretmen sayısı, yani şu an toplamda 92 öğretmen ilk öğretim ve lise düzeyinde çocuklara Türkçe dersine giriyor haftada 2 saat. Burada sınıf sınıf lise 5. sınıftan başlıyor lise son sınıfa kadar seçebiliyor öğrenciler Türkçeyi. Burası bir mücadele alanı, onu söyleyebilirim. Şu an Türkçe örneğin Almanca ile rekabet halinde. Biz neden öyle? Demet Hocam da çok değindi gerçi. Demet Hocam pek bana yer bırakmadı aynı coğrafyada çalışmamız hasebiyle. Balkanlarda inanılmaz bir göç var. Avrupa'ya doğru göçüyor Balkanlar ve özellikle de Almanya'ya göçüyorlar. Almanya kabul ediyor. Dolayısıyla Almanca da hem veliler arasında, nihayetinde bu dersi veliler seçiyor çocukların adına. Veliler de Almanca'yı öğren, ne yapacaksın Türkçe'yi öğrenip gibi bir bakış açısıyla çocukların Almanca'ya doğru kayışı söz konusu. Sayılarda azalma görüyoruz yıllar içinde. Tabii ki bu sayıları korumak en azından. Tabii sayıların düşüşünde bu Almanca'nın öğrencilere daha, velilere daha cazip gelmesinin yanı sıra nüfus da kayboluyor maalesef. Mesela birinci sınıfa başlayan, ilkokul 1'e başlayan bu sene %50 düşmüş. Yani şöyle, geçen sene Bosna Hersek Federasyonu'nda 100 bin öğrenci birinci sınıfa başladıysa bu sene 50 bin öğrenci birinci sınıfa kaydolmuş. Böyle bir bilgi de var. Bu öğretmenler, yani bu ilköğretim Bosna Hersek'in kendi devlet okulunda ilköğretim ve lise çağındaki çocuklara derse giren öğretmenler, Bosna Hersek'in içinde bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümlerinden mezun olan öğretmenler. Yani Türkiye'den görevlendirilen öğretmenler değil. Bu bilgiyi burada paylaşalım. Birazdan o Türkoloji bölümleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgi sunacağım. Bosna Hersek Türkoloji bölümlerinden mezun olan öğrenciler, yani artık öğretmen olmuş oluyorlar, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyorlar ve bu okullara şayet kontenjan açılırsa müracaat edip öğretmen oluyorlar. Bu 92 öğretmenin tamamı böyle. Bizim Bosna Hersek'te Türkçe öğretme motivasyonumuzu arttıran, işimizi bir nebze kolaylaştıran ve öğrencilerin de motivasyonunu arttıran bir unsur var. Bu da Türkizm.
dedikleri, yani Türkçe vasıtasıyla, Türkçe aracılığıyla Boşnak diline geçmiş sözcükler. Türkçe diye dahil sözcükler Osmanlı ile birlikte Osmanlı'nın burayı fethi 1460, 1463 Bosna, 1480 Hersek. Türkizmlerden oldukça yararlanıyoruz Türkçe öğretiminde. Hatta ilk başta çok çok işimizi kolaylaştırıyor. Öğrencilerin de yani biz de yani bu kadar ortak sözcüğümüz varken yani bu dili öğrenmek nasıl zor olabilir? Tabii ki kolayca bu dili öğreneceksiniz deyip böyle başlıyoruz. Tabii ki millileştirme mi diyelim, yerleştirme mi diyelim, Türkizmlerden bazıları kaybolmaya başlamış. Örneğin duvar yerine zil, bayrak yerine zastava, pencere yerine prozor, cadde yerine ulitsa gibi. Maydanoz varken mesela kullanılıyorken Perşun kullanmaya başlamışlar. Şimdi genç nesil bunları dedelerinden, nenelerinden duyuyor. Ama genç nesil şu an yazılı dilde bunları değil, soldakileri değil, sağdakilerle karşılaşıyor. Dolayısıyla zaman içinde muhtemelen tamamen sağdakiler kullanılacaktır diye düşünüyorum. Evet, Bosna Hersek'te Türkçe öğretimi faaliyeti yürüten devletimize ait kurum ve kuruluşlara yer verdim. 95'te malumunuz savaş bitince buraya bir barış gücü yerleştiriliyor Birleşmiş Milletler tarafından. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu işin öncülerinden. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece buradaki barışı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda öncelikle Boşnak askerlerden olmak üzere Türkçe öğretimine de başlıyorlar. İlk Türkçe öğretimi faaliyetleri 95'ten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ile başlıyor. Askerlerimiz kurslar açıyorlar, kurslar düzenliyorlar. Okullarda seçmeli ders olarak koymaya çalışıyorlar. Belediyelerde kurslar açıyorlar, çalışıyorlar, faaliyetler yürütüyorlar. Hatta diyebiliriz ki hala devam ediyorlar buna. Şu an Saraybosna'daki Barış Gücü Merkezi'nde yaklaşık 100 kadar Boşnak asker Türkçe öğreniyor ve iki tanesi yerel personel, iki tanesi de Türk personel olmak üzere Türkçe dersi alıyorlar, Türkçe öğrenmeye devam ediyorlar. Bu bakımdan askerlerimizin yaptığı iş önemliydi. Burada bir yol açtılar. Bize de sonradan arkalarından gelecek olanlara da yol açtılar. Ve hala burada görev yapmaya devam ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından TİKA var. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. TİKA'da burada üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin, Türkoloji bölümlerinin açılmasında büyük rol oynuyor. Savaşta zarar gören okulların, medreselerin, camilerin yeniden imarında önemli roller üstleniyor. Hala da bu görevleri okulların gerek altyapıları olsun, işte teknolojik donanımları olsun, fiziki imkanlarını geliştirmek olsun canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Daha sonra 2009 yılında Yunus Emre Enstitüsü hizmete giriyor Saraybosna'da. Yunus Emre Enstitüsü neden önemli? Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te 3 şubesiyle bulunuyor. Ve ilk açılan aslında ilk açılan Yunus Emre Enstitüsü yurt dışında Saraybosna'da açılıyor. En soldaki binada hizmetlerine devam ediyorlar. Saraybosna 2009'da hizmete giriyor. Poyniçsa 2011'de hizmete giriyor. Poyniçsa şehrindeki Yunus Emre Merkezi ve Mostar'da 2014 yılında hizmete giriyor ve hizmetlerine şu an devam ediyorlar. Bir başka kurumumuz ya da kuruluşumuz Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, kısa adı IUS. Yine YÖK'te tanınırlığı bulunan ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkoloji bölümü barındıran içinde Türkiye merkezli bir vakfa ait üniversitemiz. Türkiye'den de epey öğrenci burada eğitim görüyor. Geçtiğimiz yıl açıldı Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçen öğrencilere %100 tam burs sağlıyorlar. Şu an Türkiye'de görevlendirilmiş bir hocamız da orada görev yapıyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde. Bu da Bosna Hersek'e ait kurum ve kuruluşları aldı. Bunlar Türkoloji bölümleri. Saraybosna Devlet Üniversitesi bünyesinde 1950 yılında hizmete giriyor Türkoloji. Yani daha Türkiye'de pek çok üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü yokken 1950 yılında Saraybosna Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Türkoloji Doğu Dilleri bölümünde hizmete giriyor.
Şu ana kadar yüzlerce mezun vermiş durumda. Şu anda Türkiye'den bir hocamız orada görev yapıyor. Üniversitenin kendisine, kendi bünyesinde yaklaşık bir 10 civarı öğretim üyesi çalışıyor. Zenitsa Üniversitesi var. Zenitsa Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü var. O da 2005 yılında açıldı. Zenitsa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Türkiye'den görevli iki hocamız var. Ve kendi üniversitenin kendi bünyesinde de iki öğretim üyesi var. Dolayısıyla 4 öğretim üyesiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Tuzla'da var Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Tuzla Üniversitesi'nde 2001 yılında hizmete giriyor. Orada da şu an Van 100. Yıl Üniversitesi'nden görevli bir öğretim üyemiz var. Ve bölümde de bir yerel öğretim üyesi olmak üzere toplamda 2 öğretim üyesiyle faaliyetlerine devam ediyorlar. Mostar Cemal Bilgiç Üniversitesi, benim de görev yaptığım üniversite. Mostar'da bizim üniversitemizde, bizim bölümümüzde 2012-2013 eğitim öğretim yılında hizmete girdi. Yaklaşık 3 yıldır da ben görev yapıyorum. Bizim öğrencilerimiz de, gerçi bu şey, neden Türkçe dersini seçtikleri sorusu aslında yaş gruplarına göre, cevap yaş gruplarına göre şekillenebilir. Örneğin Yunus Emre Enstitüsü'ne giden 40 yaşlarında bir hanımefendi Türkçe öğrenmek için geldi. Neden Türkçe öğrenmek istediğini sorduğumda diziyi seyredecek ama bir taraftan da ütü yapacak. Ama altyazılı olduğu için konuşulanı anlamak istiyorum, altyazı okumak istemiyorum gibi bir cevap veriyor mesela. Yani bunu paylaşmak istedim, böyle bir şey duymuştum kendisinden. Ya da İnsan Türk Dili ve Edebiyatı bölümü üniversiteyi niye okur? İş sahibi olmak için, birinci üniversite en azından iş sahibi olmak için okur. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne gelen öğrenci, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Bosna Hersek'te görev yapan Türk firmalarında görev almak için Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyabilir. Ya da turizm sahasında, turizm alanında görev almak için okuyabilir. Türkiye'ye gidip Türkiye'de çalışmak isteyen, üniversite eğitimini Türkiye'de almak isteyenler listede Türkçe dersini seçebilir örneğin. Dolayısıyla bu soru biraz yaş grubuna göre, cevabı yaş grubuna göre şekillenen bir soru. Peki Emre Hocam, sen neler yaşıyorsun? Mesela Türkçe öğretirken herhalde Yunus Emre'yi mi kullanıyorsun veya farklılıklar ya da zorluklar? Evet, ona değinelim. Sanırım Hırvatistan'da Danimarka'ya nazaran sen de o zaman Aynı. Şeyle Demet Hoca ile aynı, çünkü aynı dili konuşuyorlar. Yani burada bu coğrafyada bir dili, bir tanesini öğrendiğiniz zaman hepsini öğrenmiş oluyorsunuz. Hırvatça bilseniz gidip Sırbistan'da, Bosna'da, hatta Karadağ'da da. Evet. Slovenya'da, bir nebze Slovenya'da da şey yapabilirsiniz. Çok rahat alışveriş yaparsınız. Her şey yani normal. Konuşur. Demet Hocam, örneğin siz Hırvatlar fırına pekarna diyorlar değil mi? Pekarna. Yani Boşnaklarda pekara diyorlar. Yani işte onun gibi. Pekarnitsa gibi mesela, küçük fırına diyorlar gibi. Evet. Yani şey değişiyor. Yani hemen hemen aynı. Ben mesela öğrencilerimi götürdüm. Hiçbiri zorluk. Zor geç. Aynıdır çünkü. Ekmeği değiştirmişler. Ekmek Boşnakça dahil hep. Sizde kuru. Sizde kuru. Evet, kuru. Böyle küçük değişiklikler var. Avrupa'daki bu kurumlara nasıl gittiniz? Oralarda çalışmak için neler gerekiyor diye sormuş. Mehmet ve Gülşat müsaade ederse ben cevap vereyim bu soruya. Tabii ki hocam. Tabii ki. Arkadaşlar, yurt dışında görev yapmak için şöyle 3 kurum var. Kurumlardan bir tanesi Marif Vakfı aracılığıyla daha çok Afrika, Orta Doğu ülkelerine gidebilirsiniz. Orta Asya ülkelerine. Avrupa'da Marif'in okulları Makedonya'da ve Kosova'da var sanırım. O şekilde orada görev yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar, Yunus Emre Enstitüleri'nde Türkçe okutmanı olarak görev yapabilirsiniz. Diğer taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kültürler Arası Ortak Komisyonu kararıyla, yani benim, Gülşat'ın veya Emre'nin, üçümüzün gittiği, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gittiğimiz bir sistem var. O sistem içinde devlet memuru olmanız gerekiyor. 5 yılı görevinizi tamamladıktan sonra sınava başvuru hakkınız doğuyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaca yönelik olarak bir kontenjan açıklıyor.
Ve o kontenjan arkadaşlar işte başvuru yapıyorsunuz. Bizim zamanımızda yazılı yoktu, sınav yoktu. Sadece mülakat vardı. Şimdi arkadaşlar yazılı sınav da var. Yazılı sınavlarda da başarı olduğunuzda mülakata giriyorsunuz. Mülakattan da geçtiğinizde size ilk bir ülke teklif ediliyor. Ülkeyi kabul ediyorsanız o ülkeye gidiyorsunuz. Eğer kabul etmezseniz ikinci bir teklif hakkınız daha var. İkinci teklifinizi de kabul etmiyorsanız hakkınız yanıyor. Ama genelde de arkadaşlar ilk teklifte de doktora şartı getirildi bu arada okutmanlık için, öğretmenlik için değil. Yani bir de mesela biz okutman olarak gittik, öğretmen olarak gidenler var. Nereye? Almanya'ya, Fransa'ya, yani Türk nüfusunun olduğu ülkelere giden öğretmenler var. O şekilde de gidebilirsiniz. Yani bu Kültürler Arası Ortak Komisyonu kararı sadece öğretmenleri ve okutmanları değil, aynı zamanda imamları da kapsıyor. Türkiye, yani onlar da din hizmetleri için diyorlar. Ekonomi yönden aydınlatayım gençleri. Türkiye'deki maaşımız aynen yatıyor arkadaşlar. Yurt dışında da bize bir belli bir miktar ülke koşullarına göre maaş ödeniyor. Ama o maaşlar arkadaşlar orada harcandığı için euro, dolar veya ülkenin para birimine göre ödeme yapılıyor. Ama ortalama bir oradaki bir öğretmen maaşının biraz fazlası. Tabii ülkede 35 metrekareye ve ben 500 euro kira verdim. Lütfen bunları da göz önünde bulundurun sevgili arkadaşlar. Yani başka ekonomiyle ilgili sanırım aydınlattım arkadaşları. Bence çok aydınlattım. Kimsenin sesi çıkmıyor. Evet. Evet, yani çok tavsiye ederiz ama dünya görüşünüzün genişlemesi için ben deneyim kazanmak için. Deneyim kazanmak için yani. İnanın o makalelerde falan yazıldığı gibi de işte öyle Türkçe öğreteceksin, böyle Türkçe öğreteceksin. Öyle olmuyor işte. Evet, işin sizde pratiği ve uygulaması çok öyle farklı. Oluyor. Mutfak biraz farklı sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah faydalanırsınız, inşallah gidersiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Mehmet Emre'nin dediği gibi biz doktora dersi dinler gibi olduk. Şu an eski günlere gittik belki de biraz. Bizim için gerçekten tarihi bir andı. Hem de arkadaşlarımız hem Hırvatistan'ı hem Danimarka'yı hem Bosna'yı hem de bunun yanı sıra dil öğretiminin aslında öyle sadece işte dilin kurallarını bilmeyerek olduğunu, yapmaları gereken şeyin tarih, kültür açısından da entelektüel o dediğimiz sosyal ve kültür birikimin de en az dil kadar insana yüklenmesi gerektiği, kişinin kendisine yüklenmesi gerektiğini ve oraya gidince orada karşılaştığınız hedef kitleye göre şekil almanız gerektiğini ve ben Türk dizilerinin de bunda çok etkili olduğunu böylece öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Demet Kardeş hocama, Gülşat Bican hocama ve Mehmet Emre Çelik hocama. Katılan bütün hocalarınıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Mustafa hocam buyurun. Ben öncelikle Mustafa Kemal Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon. Teşekkür ailesine hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye dışında Türkçe öğretimi konusu açıkçası Türkiye'de ve Türkiye dışında Türkçe öğretimi konusunda bir karşıtlık ile ilgili akademik bir duyarlılık gerektiriyor. Arkadaşlarımız bunun ne kadar önemli olduğunu açıkçası deneyimleriyle aktardılar. Çok sayıda örnek aktardılar. Bir kere yani yabancılara Türkçe öğretimi o kadar yeni bir alan ki yaklaşık 10 yıl yani literatürünün oluşması 10 yıl o kadar yeni bir alan. Dolayısıyla bu alanın gelişiminde açıkçası kavramlar ve terimlerin yaptığımız işe ilişkin duyarlılığı geliştirme bakımından çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani yabancı dil olarak Türkçe öğretimi terimi açıkçası bu duyarlılığı baskılıyor, örtüyor ve pek çok duyarlılığı kaybediyoruz ne yazık ki. Ve burada tabii sanki tek tipleştiriyor. Dil öğretimi dediğimiz şey aslında tek tip bir şeydir. Yani ben size bir şey anlatacağım. Bunu her yerde her zaman uygulayabilirsiniz. Dolayısıyla burada yabancı dil öğretimi teriminin ben açıkçası tartışılması gerektiğini de düşünüyorum. Bununla ilgili bir yazı da yazdım açıkçası. Hani bunu tartışmaya yönelik. Ama herhalde hiç tepki de görmedi. Ama arkadaşlarımız haklılığını da kanıtlıyorlar. Bir kere bu tek dilli ve tek kültürlü sınıfların dinamiklerine ilişkin öğretici yeterlilikleri açısından eğer daha önce bilgi aktarılmamış, deneyim paylaşılmamış ise arkadaşlarımız kendileri duvara çarpa çarpa bu deneyimlerle bu işleri öğreniyorlar. Dolayısıyla
bu karşıtlığa daha fazla duyarlılık gösterilmesi gerektiğini, bunun da kavram ve terimlerden başladığını düşünüyorum. Bu tip toplantıların devamını bekliyoruz Esra Hocam sizlerden. İnşallah tekrar hocam. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tömer olarak biz sizleri misafir etmekten ve aramızda görmekten gerçekten onur duyduk. İnşallah devamı gelecek. Bunun ikincisini de düzenlemeyi planlıyoruz. Böyle seri şeklinde gidecek. Çok teşekkür ederiz. Hasan Hocam açtım. Demet Hocama, Gülşat Hocama, Emre Hocama katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizi memnun ettiler. En azından buradaki genç arkadaşlara son olarak da oraların nasıl gittiklerini açıklayarak yol gösterici oldular. Tecrübelerini bizimle paylaştılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Daha nice programlarımızda inşallah. Mümkünse fiziken, eğer fiziken olmuyorsa da bu şekilde teknolojinin imkanlarından istifade ederek birlikte olmayı diliyorum. Dilinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyorum.